yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederim. Evet, şu imajdan bahsedelim. Bir saç değişikliği falan var hani. Evet, yani bu konser için normalde saçlarımızı uzatmadık. İşte kadınsal hareketler bunlar. Kimini uzatıyorsun, hangi bir gün kısaltıyorsun falan. Saçlarımızın rengini açtık biliyorsunuz zaten, uzun zaman oldu. Şimdi her şey yolunda. Genelde ilişkisi biten hanımefendi böyle hemen... Bunu soracağını biliyorum. Yok, buraya çok özel hazırlandık. Buraya özel hazırlandığımız için aslında bu var. Normalde ilk defa taktım bu arada. Çok uzun zamandır yaptırdığım bir şeydi ama ilk defa taktım. İlişki demişken biten bir ilişki var evet. O zaman içerisinde. Evet. Yani hepinize onunla alakalı yapılması gereken en mantıklı açıklamayı yaptığımı düşünüyorum. Çok konuştum çünkü bu konuyla alakalı. Sormak istediğim bir şey varsa son kez cevaplayayım. Yani evliliğe giden bir yol vardı. Evet. Neden olmadı diye sadece sorayım. Neden olmadı diye bir şey yok. Kader var. Kaderin yolları var. Dolayısıyla olmuyorsa... Ne konuşuyorsunuz, gıybet ediyorsunuz siz? Aynı yani şey. Kadere giden yollar var. O yollardan bir tanesini tercih edemedik. Biz onunla da anlaşamadık yani. Evet, evliliği hak eden bir ilişkiydi. Sonrasında fikirlerimiz ayrı düştü. Dolayısıyla bunun, yani bu ilişkinin evliliği hak etmediğini düşündük. Ve ikimiz de kendi yollarımıza bakma kararı aldık. Beraber aldığımız bir karardır. Zaten Murat Bey'in duruşunda, bizim duruşumuzda bu konuyla alakalı biliyorsunuz. Haklı olarak ben göz önünde olan biri olarak daha fazla onu çok fazla açıklama yapıp da hani bu konularla alakalı da üzmek de istemem. Bitmiş bir ilişkinin arkasından yapabilecek en büyük, en fazla açıklamayı yapıp konuşup size anlatabileceğim her şeyi anlattım. Bu saatten sonra Allah tekrar yine söylüyorum, hepimizin hakkında hayırlısını versin. Buyurun. Bu geceyle ilgili neler söylüyorsunuz? Valla bu gece benim için çok önemli. İstanbul'dayız, pazar günü. Her sahneleri her zaman benim için çok önemli. Çok ciddi hazırlanıyoruz. Ve dinleyiciyi çok güzel şarkılar bekliyor. Ekibim, orkestram ve ben zımba gibi bu geceye hazırız. İnşallah kıyafetimi de beğenmişsinizdir. Aslanım da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece olacak ya. Peki son olarak yılbaşı için bir programınız var mı? Var. Demet Akalın'la bir sahne. Evet, Demet Hanım'la beraberim. Biz yıllardır biliyorsunuz zaten abla kardeş ilişkimiz var. Sahneyi de paylaşmak nasip oldu. İlk defa vokalisti değilken onunla aynı sahneyi paylaşacağım. Benim için çok büyük gurur ve onur. Yılbaşı gecesi İstanbul'da Anadolu yakasındayız sevgili Demet Hanım'la beraber. Çok da mutluyum, çok da heyecanlıyım açıkçası. İyi sahneler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size iyi eğlenceler diliyorum. Ayaklarınıza sağlık.